Yettin diyorum, yettin. Onu bile anlamıyorsun ha. Ya yeter artık ya. Geliyorsun yine arıza çıkartıyorsun. Çek git kızım, uzaklaş. Burnunun dibindeyim, burnunun dibinde. Galerim tam karşında, evimde tam tepende. Eğer rahatsız oluyorsan, uzak durmak istiyorsan taşınırsın, olur biter. Eğer bu mahalle kimse fazlaysa biri gidecek, sonra da sensin. Öyle mi? O zaman ben de sana bu ay kira yatıracağım. Zorla yatıracağım, zarfın içine koyacağım, kapının altına iteleyeceğim. Hadi bakalım. Kira falan verme bana, huzur ver, huzur. Ha, o biraz zor işte. Çünkü bu mahallede her şeyi bulursun ama huzuru bulamazsın. Bu tarihte de böyleydi, şimdi de böyle. Bak tabletlere, ama sen tabii cahil olduğun için okumamışsındır tablet mablet falan. Anlamışsındır umarım artık. Çek git, bu kadar basit yani. İki kere iki dört. Bakıyorum da yine bu mahalle komple benim der gibi bir edayla arabayı buraya park etmişsin. Daha doğrusu buna park etmek değil de kaderine terk etmek desek daha doğru olacak. Sana ne ya? Nereye istersen park ederim ben arabamı. Tabii tabii. Burası zaten amik ovası ya. İsteyen istediği yere park etsin, yürüsün gitsin, kapı mapı açık bıraksın. O zaman istemiyorsan önüne park edilmesin, dükkanının önüne park etseydin sen arabanı. Gördüğün gibi dükkanımın önüne bizim hoz bırakmış patlak tekerli motorunu. Nereye park edeyim sence? Ay neyse, işin gücün yok mu senin? Hadi. Var. Benim işim gücüm bu mahallenin düzenini sağlamak. Öyle mi? Belli zaten. Mahallede her türlü manyaklık var. Bir tek düzen yok. Onun da nedeni şimdi anlaşıldı. Çünkü o düzen sana emanetmiş. Bunlar yine kavgaya başladılar Gülperi ya. Bu kavgalar böyle olursa yani yalama olur. Rutinleşir. Vallahi biz bunlar gibi değiliz ama, değil mi? Ay değiliz tabii. Aa, sen de nerede kötü bir örnek görsen bizi yakıştırıyorsun. Ne alakası var canım? Biz gül gibi geçinip gidiyoruz. Ya hadi boş boş konuşup durma, şu arabayı çek. Çekmiyorum. Nereye gidiyorsun sen ya? Ufak işim var da o halledip geleceğim. Çekmiyorum işte. Çekeceksin, ne demek çekmiyorum? Peki, peki o zaman ben de binerim arabama. Bura çıkarım artık, ne yapayım? Yine bir belaya falan bulaşmıyorsun değil mi? Çekmiyorum. Yok kız, ufak bir tahsilat işi var da bir para alıp geleceğim, merak etme. Laf! Çek şunu. Aman, tamam seninle mi uğraşacağım be? Ne halin varsa gör, çekiyorum. He. Sinirlenince de çok güzel oluyorsun kız, zilli. Çekmiyormuş. Böyle çektirirler işte adama arabasını. Birazcık zamanın var mıdır kızım? Tabii ki Marak Hanım. Bana yardımcı olabilir misin? Olur. Yani yapabileceğim bir şeyse. Hadi gel otur. Gel. Ha, gel bakalım. Aç ellerini. Dur bakayım. Çok dolaşmış bu. Çözemiyorum. Bahar da yoktur. Açılmıyor işte. Seninle birlikte bu çileyi atacağız, oldu mu? Tamam tabii, ben becerebilirsem. O kadar dolaşmış ki çözülmüyor. Ama ilk sorunda da öyle kaldırıp atamıyorsun. Atamazsın tabii, yazık günah. Değil mi? Bir de seviyor insan. Rengini seviyor, kokusunu seviyor, dokusunu seviyor. Öyle birdenbire vazgeçemiyor işte. Güzelmiş gerçekten, fosforlu. Evet. İşte çözmek için emek lazım, öyle değil mi? Emek vermeden olmuyor. Öyle pat diye vazgeçemiyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Hemen yardım istiyorum. Evet haklısınız. Ne kadar zor ya. Bu karışınca tek başınıza açamazsınız. Yardım lazım mutlaka. Değil mi? Tıpkı ilişkiler gibi. İlişkiler de öyle değil mi? Çözmek için emek lazım. Çaba lazım. Fedakarlık lazım. Öyle değil midir anneciğim? Ha? Marika Hanım, bitti o iş. O konu kapandı. Ah bu gençler, ah bayılmayı ölmek sanıyorlar. Bayılmak dediğin nedir ki? Bayılırsın ama ölmek. Bunlar gözünde her şeyi öldürüyor, tarumar ediyorlar.
Arabanı dükkanının önüne çekeceksin. Beni dinleyeceksin böyle. Ha, ben de sanki sen dedin diye bıraktım oraya. Ama bre çocuklar, ne oluyor canım? Ne oluyor ha? Ay bir derdiniz varsa söyleyin, çözelim. Harbiden be kardeşim ya. Sürekli bağır gör, sürekli bir kavga dövüş. Hayır derdiniz de bir uyanalım, bir söyleyin bize de mevzuyu ya. Şevkat, Esin'cim sen söyle canım bari ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Tamam, tamam. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu mevzuyu artık bir kapatmanın vakti geldi. Hah. Yani her şeyi tatlıya bağlayıp daha fazla uzamadan şu işi bitirelim değil mi? Evlilik teklifi geliyor bak. Az söyle. Seval benimle evlenir misin? Ne? Ne? Ben mi? Evet. Sen istemiyor muydun bunu? Evet de Şevkat bunu önce bir... İkimiz konuşsaydık yani böyle baş başa. Vay be, büyük aşka bak. Seven kadın evlilik teklifini öyle bekletmez. Hemen evet diye cevap verir de yani. Biz bunun için mi ayrıldık ya? Şevkat yazık olmuş. Tamam, evlenelim. Tamam, ben öyle şaşırıp kaldım. Ondan öyle tereddüt ettim. Evlenelim, evlenelim. İyi, güzel. Hepiniz duydunuz. Yakında düğün var. Tüm mahallede davetli. Hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.